16 milyon İstanbul'un işbirliği içerisinde bu şehrin sıkıntılarını çözüm bulmak, dertlerine çözüm bulmak, paylaşmak, eleştirmek, önermek ve işbirliği içerisinde bu şehri ayağa kaldırmak. Yani soru veya cevap veya programın akışı izleyemedim açıkçası. Akşam farklı bir heyetle sanat ve kültür yaşamına dair uzun süren bir toplantının içerisindeydim. Dolayısıyla ben Sayın Genel Başkan'ın sadece bu kesitte konuştuğunu zannetmiyorum. Yoksa Sayın Genel Başkanımız da öyle İstanbul ve kayyum lafını yan yana getirmez ve düşünmez bile. Belki sorunun gereği orada böyle bir cevap çıkmıştır. Bu saatten sonra biz memleketin açıkçası demokrasi tesisiyle ilgili hukukun üstünlüğünü, kurumların, kamu kurumlarının hassasiyetini, onların itibarını koruma konusunda kalıcı adımlar atmayla ilgili adımlar atıyoruz. Bence dün ve evvelsi gün attığımız adımı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak attığımız adımı, memleketimizin her insanının, medyanın, kamunun, bu kararı alan ya da aldıranların hassasiyetle duyması lazım. Bana göre bu konuda hükümetin başı olan parti aldığı veya desteklediği, hatta yetkililerinin bu süreç devam edecek hadsizliğini gösterdiği açıklamaları yapan bu anlayışın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve siyasal tabanda tümüyle azınlığa düştüğünü, hatta %30'un dahi altına düştüğünü görmek mümkün. Çünkü benim siyaseten ziyaret ettiğim bütün partiler meseleyi hukuk çerçevesinde ele aldıklarını, meseleyi adalet çerçevesinde ele aldıklarını ve kayyum atanan partileri ya da kişileri tasvip etmesek de bunun yanlış olduğunu iddia eden ve iddiayla söyleyen bir iki liderin dışında tamamı tümden karşı olduğunu da ifade etmiştir. Ama sonuçta kayyumu kınamayan, kayyum uygulamasını tümden reddeden, hele hele kayyum sonrası uygulamaları ülkemize hiç yakıştırmayan, ayıplayan bir kamuoyuyla karşı karşıyadır. Bugün iktidar partisinin başındaki yöneticilerin, hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu duyması lazım. Yani bu toplumun en az %70'i, %75'i bu uygulamaları vicdanına sığdıramamaktadır. Dün Sayın Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Erbakan'ın dikkat çektiği hususu da önemsesinler. Yani siz bir partiye ya da bir belediye başkanına Doğu Güneydoğu'da kayyum atıyorsunuz, 3 seçimdir fark yemeye devam ediyorsunuz. Hatta aldığı oy 10-15 puan artıyor. Ve orada terörle ilgili alınması gereken tedbirler hususunda tedbir aldığınızı söylüyorsunuz. Ama oradaki kamuoyundaki insanların ise aslında terör örgütüyle ilgili belki de izlenimleri farklı yönde etkiliyorsunuz. Tümden yanlış, hukuken yanlış, vicdanen yanlış, sosyolojik olarak yanlış, toplumsal olarak yanlış. Yani neresinden tutulacak? Hiçbir yerinden. Elinde kalır. Millete yazık, memlekete yazık. Bak enflasyon yerinde bile durmuyor, yukarıya doğru tırmanıyor. Yani bu milleti hiç mi düşünmüyorsunuz? Yoksulluğunu, fakirliğinin sebebini anlamıyor musunuz? Sizsiniz, siz. Bu kötü uygulamalarınız milletin özgürlüğünü, milletin hukukunu, milletin adalet isteğini yerle bir ettiğiniz için Türkiye yoksul. Memleket yoksul. Milletin yüzü asık. Bunu anlamaları lazım. Anlayana kadar anlatacağım kardeşim. Ve bize, bu millete öyle İstanbul yan yana kayyum falan filan öyle akılların ucuna bile getiremezler. Getiremeyecekler. Çünkü biz işimizi düzgün yapıyoruz. Tekrar bir önceki soruya döneyim. Ben bu şehrin valisiyle de, ordu komutanıyla da, yargının başındaki insanla da görüşmeyi, konuşmayı dilerim ve isterim.
Çünkü isterim ki makamlarında saygın bir biçimde istişare içinde olalım. İşi sahaya dökmeyelim. Efendim, Özel'in bir açıklaması da adaylık tartışmaları üzerine. Sizi ve Sayın Yavaş'ı kastederek işlerinde çok başarılılar. Adaylık tartışmaları partimize hani iyi gelmiyor gibi bir açıklaması. Bu tartışmalar üzerinden adını sık sık geçiyor hem sizin hem Sayın Yavaş'ın. Burada yorumumuz. Gündemimizde bile değil. Gündemimizde bile değil. Bizim gündemimizde şu anda bu memlekette uygulanan hukuksuzluğu, adaletsizliği ortadan kaldırmak, bu konuda en sorumlu parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. En sorumlu kişi Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerdir. Dolayısıyla partimiz sorumluluğunu bilecek, partimizin yöneticileri sorumluluğunu bilecek. Ben kendim en sorumlu kişilerden biri olarak görüyorum. Ben sorumluluğumu bileceğim. Gece gündüz işimizi iyi yapacağız. Kötülerle mücadele edeceğiz. Kötü akıllarla mücadele edeceğiz. Dolayısıyla bu bir iddiadır ve bir yola çıkıştır. Bunun 3 sene sonraki, 2 sene sonraki veya 4 sene sonraki adaylık vesaire bunlar detay. Ben o işlerle uğraşacak kişi hayatımda hiç olmadı. Ama ideallerim için büyük mücadele etmiş bir insanım. Hala da o mücadelenin parçasıyım. Öbürü detay. Onu millet belirleyecek günü geldiğinde. Ve millet inşallah bu ülkenin geleceği için en doğru kararı verip yeni cumhurbaşkanını seçer. Ama daha önemli bir şey var bugün. Bakın, il başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, belediye meclis üyelerimizin belediyesine girmesi için mücadele ve utanç verici bir durum. Utanç verici. Bırakın girmeyi. O meclis şu anda geçici olarak başkan ya da başkan vekilini seçmeye yetkili. Varsayalım sayın hocamızı Profesör Doktor Ahmet Özer'i tutukladınız. Hukuksuz yere tutukladınız. Yani dün verilen serbest kalması için verilen dilekçeyi apar topar 3-5 saat içinde karara bağlıyorsunuz. Akşam 5.30'da duyuruyorsunuz. Bu hafta niçin reddettiğinize dair bilgiye avukatlara ulaşamıyor, bugün basından dinliyor. Daha da kötüsü, bu memleket daha yeni ya, daha yeni, daha dün. Yani uydurma, gizli tanık hikayeleri ve ne yazık ki sefillikleri, rezillikleri diyeceğim. Ben yargının işine karışmam ama böyle rezillikleri yaşadı. Bütün bu yaşanan rezilliklerden sonra hala ölü insanlar üzerinden gizli tanık üretme çabasını okuduğunda ben bir şey anlamadım. Yazılan, dün yazılan talebi reddeden hakim ne yazdığını ben bir şey anlamadım. Bak, açık bir öne söyleyeyim. Bir gizli tanık diyor ama diyor o görüştüğü kişi ölmüştür diyor vesaire. Bir şeyler anlatıyor. Yazık. Yani takip ediyoruz.